sevgili Tavşanlı halkı. 12 Ekim 2015 Salı günü Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Facebook sayfasında Tavşanlı CHP ilçe lokali önüne asılan "Yastayız CHP Tavşanlı ilçe örgütü" pankartının asılı olduğu ilçe lokali görüntüsünün resmini yayınlamış, yorumunda "Biz hassasiyetimizi hükümet olarak 3 gün yaz ilan ederek gösterdik. CHP Tavşanlı ilçe teşkilatından aynı hassasiyeti ve pankartı şehitlerimiz içinde isteriz" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Hem şehrimiz, evladımız Hasan Biber'in şehit haberi geldiği andan itibaren anne olarak, baba olarak, kardeş olarak bizim de içimize kor düştü. Şehidimizin cenazesinin Tavşanlı Beyköy'de namazının kılınıp defni sırasında Kütahya CHP İl Yönetim Kurulu, Tavşanlı CHP İlçe Yönetim Kurulu tam kadro halinde hazır bulunmuşlardır. Cenazedeki konumumuzu siyasi ranta ve şova dönüştürmedik. Ön planda görünmedik. Cenazenin defnini izleyen ertesi gün İlçe Yönetim Kurulu üyemiz şehit ailesini Beyköy'de evlerinde ziyaret etmiş, tekrar şehit ailesinin ve Beyköy halkının acısı paylaşılmıştır. Daha sonraki günlerde Tavşanlı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi şehit ailesini kadınlı erkekli ziyaret ederek tekrar taziyelerini bildirmişlerdir. Fakat şehidimizin cenaze töreni AK Parti tarafından siyasi bir ranta ve şova dönüştürülmüştür. Türkiye'deki son zamanlardaki şehitlerimizin cenazelerinde olduğu gibi AK Parti genel merkezinin ileri gelenlerinin ve bakanlarının çenekleri bu siyasi rantın ve şovun bir parçasıdır. Şehit cenazesini oy toplamak için kullanmak bizim siyasi ahlak anlayışımıza uymaz. Oslo'da hain PKK ile görüşen, bu görüşmeyi inkar eden, ertesi günü toplantının deşifre olması üzerine mazeretler uydurmaya çalışan AK Parti hükümetinin devlet yetkilileridir. İmralı'da güya hapis cezasını çeken hain Abdullah Öcalan'a özel doktorlar tahsis eden, özel yemek çıkaranlar, Öcalan'ın yalnızlığını gidermek için alel acele onun talebi ile yanına PKK'lı mahkumları gönderen, spor yapması için tenis masası tahsis eden, Abdullah Öcalan'ın önder olarak mesajlarını alıp başbakanın da katıldığı Diyarbakır mitinginde İbrahim Tatlıses'le Şivan Perver'le türküler söyleyerek hainin mesajlarını Diyarbakır meydanında okutan AK Partili hükümet yetkilileri. Açılım, açılım diyerek hain PKK'lıları güya sınır ötesinden getirtip peşmerge kıyafetiyle sınıra dizen son model Japon jiplerle gelmişlerdir bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakim ve savcılarını sınırda kurdukları çadır mahkemesinde görevlendiren, bu hakim ve savcıların karşısına çıkarılan hain PKK'lıların "biz APO Önder'in mesajı ile geldik, pişman değiliz" diye söylemelerine rağmen Türkiye sınırına geçin diyen AKP hükümet yetkilileri, sınırdan giren PKK'lıların askeri kıyafetleriyle hain APO resimlerini ve PKK'nın sarı, kırmızı, yeşil bayrakları taşıyan lüks otomobil ve otobüslerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaptıkları şova seyirci kalan AKP hükümet yetkilileri, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kantonuna destek vermek için PKK, PYG'nin hainler ordusunun Güneydoğu Anadolu'da sınırdan girerek silahları ve rekatatarları ve ağır silahları ile kamyonlar üzerindeki şovlarına yardımcı olan ve seyir eden AK Parti hükümet yetkilileri, PKK ve PYG'nin kontrolü ile güya IŞİD'den kaçırılan Süleyman Şah cenazesinin Türkiye'ye sınırına getirilmesindeki AK Parti hükümet yetkilileri, Türkmenlere silah gönderiyoruz diyerek Suriye'yi parçalamaya çalışan aşırı militan İslamcı olduğu söylenen gruplara gönderilen silahlardaki AKP hükümetinin sergiledikleri, milli bayramları kaldıran, devlet dairelerindeki TC yazılarını açılım uğruna kaldıran AKP hükümeti değil midir? Tüm bu tutum ve davranışlar Türk halkının gözünden kaçmadı. Tarihe bunları kara bir sayfa olarak not düştü.
Açılım politikaları iflas etti. Türkiye bu açılım politikaları ile Orta Doğu bataklığına sürüklendi. 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de aynı Libya, Mısır, Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi 700'e aşkın insan öldü. Askerlerimiz ve polislerimizi PKK'nın hain pusularına, kalleş pusularına düşmelerine sebep olan AKP'dir. Terörün her türlüsüne karşıyız. Ankara'da katledilen canlar da, hain PKK'nın tuzaklarında şehit düşen asker ve polislerimiz de bizim canlarımızdır. Bunlar hep bizi derinden yaralamaktadır. Son olarak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'in Facebook'ta yazdığı kışkırtıcı yukarıdaki beyanından sonra beğenen ve yorum yapan zavallı Ayhan Ertuğrul, 14.10.2015 tarihinde ama bu CHP şerefsizi PKK'la ortak çalışıyor. Ölenlerin tobuklarını gördünüz. PKK bayrağına sarılı ve de HDP bayraklarını gördünüz. Düşünün artık. Cumhuriyet Halk Partisi kime yataklık yapıyor? Var mısınız bu binayı ateşe vermeye? Tavşanlı'dan defolup gitsinler. Vatan hainlerinin burada işi yok. Şimdi birlik zamanı diye toplumu kin ve nefretle ayrıştırmaya çalışmıştır. Şüpheliler ve onları tahrik edenler hakkında Tavşanlı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi tarafından yasal süreç Ankara nezdinde de olmak üzere başlatılacaktır. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Face'de yazısıyla 368 beğenme, 51 yorum, 31 paylaşım almıştır. Bunun yorumunu siz değerli basın mensuplarına ve kamuoyuna bırakıyoruz. Şehit kanları üzerine oy devşirmeye çalışan, genç çiftlerin düğünlerinde dahi oy avcılığına çıkan, başta Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler olmak üzere yazılı ve görsel basında bizleri tehdit eden ve hedef gösteren, bu durumların oluşmasına yardımcı olanları şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan sonra ortaya çıkan tüm partiler yok oldular. AK Parti'de artık tarihteki sonlanma sürecinin telaşı içindedir. Ama asırlar sürse de Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi her zaman var olacak. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, bayrağımız için her zaman Türkiye mücadelesi içinde olacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.